Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Şahsıma mektuplar yedi. Kap, it, al izim. Benim tek sevdiğim izim kapitalizm. Yahu bir sözcük bu kadar mı anlamlı olur? Her hecesinden dolar damlıyor. Payın en çoğunu kapacaksın. Payına göz dikeni iteceksin. Masada ne varsa alacaksın. Bütün bunları toplayıp sonuna izim koydun mu al sana kapitalizm. Bundan ötesi çene suyu çorba, içi boş torba. İktidara geldiğimde herkes gözünü rejim sorununa dikti. Ben hazineme çuval diktim. Zaten içerideki dışarıdaki yamyamlara söz vermiştim. İktidara geldim mi memleketin altını da üstünü de sizin demiştim. Hepsi hazırlıklıymış. Eskiden Bağbali denilen bir yer vardı. Sonra adı Medya Center'lar falan oldu. Satış ofisini oraya kurdum. Onlar da emlakçı olarak paylarını aldım. Sonra hepsini kendime bağladım. Önce ihale işlerine el attım yasada abuk sobuk bir madde, ihaleye fesat karıştırma. Ne lan bu dedim, İşi yasasına uydurdum. İhaleye fesat karıştırma haline getirdim. Fırsatını yarat, ihaleyi kapat. Tabii bizim payımızı da at. Bütün bunları elbette yasal olarak yaptık. Ötesi bize yakışmaz zaten. Her seferinde yasayı ihaleye uydurduk, işlerimizi yasal yasal sürdürdük. Övünerek anlatabileceğim en güzel iş maden yasası oldu. Sömürgecilik tarihin el ileri yasası. Geliyorlar, madenleri çıkarıyorlar, yanlarına partimden bir ortak veriyorum, payımızı verip gidiyorlar. Vergi vermeyi özgürleştirdim. Utanmadan, sıkılmadan, memleketimi yasaklar ülkesi ilan eden fesatlar var. Ulan, vergi verip vermeme özgürlüğü dünyanın neresinde benim müstemleke memleketimden daha geniş, üstelik verginin bir kısmını ortaklarımıza aktarması karşılığı kalanını da siliyoruz.'' İliç'te bir kaza aldı. Dillerine doladılar. Demedik mi? Ölüm bu işin fıtratında var. Bunu dediğimiz yörenin halkı bize oy vermedi mi? Daha ne be? Bana Erzincan'dan tulum değil, kulum lazım. Oy ver, gerisini koy ver. Kanadalılar bayıldı bu lafıma. Dünyanın en iyi sütü bizde dedim. Şaşırdılar. Hemen açılımını söyledim. Seçmen üretim tesisleri. Bizim öteki sütle ne alakamız olabilir ki? Kanadalılarla kurduğumuz ticaret dillere destandır. Onlar bizim madenlerimizi çıkarıyor, bizim topraklarımız tarım dışı kalıyor. Bu yüzden Kanada'dan mercimek ithal ediyoruz. Bütçe açık veriyor, onlardan borç alıyoruz. Ben iyi okurum ama kitap okumam, meydan okurum, bildiğimi okurum, canını okurum, hariçten gazel okurum. Kitap okuma işini gençliğinde sola, orta yaşında yola gelenlere bırakıp bana projeler üretmelerini söylüyorum. Hadi birini paylaşayım. Arjantin'de çok zenginlerin ve çok fakirlerin diktatörü diye bilinen Peron diye biri varmış. Demokrasi treni Peron'a mı geldi dedim. Bu başka dediler. Orada çok fakirlere gömleksizler deniyormuş. O kadar yani. Herif zenginleri daha zengin yapıp paraya esir etmiş. Fakirleri daha fakir yapıp muhtaç etmiş. Zenginlere paranın bir kısmını fakirlere verdirip bu benden demiş. Siyasal denge diye buna derim. Bildiğim tek izim kapitalizm dedim ama Geçenlerde zengin ettiğim bir dostum azizim dedim. Allah dedim bir izim daha buldum. Yetkisinden bütçesine ne alsam bana az geliyor. Demek ki bir de az izim var. İşte bunu da ben buldum.